Muhammed bin Abdillah Eş-Şerih Rahimehullah şöyle demiştir. Bir kişi bu salatı ömründe bir defa dahi 3 kere okursa, Allah-u Teala onu da, ana babasını da ve bütün ecdadını da bağışlar. Allah-u Teala kendisine 80 senelik amel sevabı yazar. Okunacak salavat. Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun âline, ashabına, evladına, eşlerine, zürriyetine, ehl-i beytine, hısımlarına, ensarına, taraftarlarına, sevenlerine, ümmetine ve onlarla beraber cümlemize salat eyle. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Ey alemlerin Rabbi! Rivayet edildi ki, manevi makamları geçip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmak isteyen kişi bu salavatı okusun. Delali hayratı 70 bin kere okumuş gibi sevap verilir. Okunacak salavat. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ailesine senin sevgine layık olanların getirdiği topyekun salavatlara denk olacak şekilde salat eyle. Ve yine Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ailesine bu zatların selamları miktarınca selam eyle. Güzel düşünceler, ibadet alışkanlığı, sürekli zikrullah gibi ulvi hareketler ruha akseder. Hayalden eser meydana gelir, bu nur ruhtan lisana, lisandan hayale, hayalden akla uyarak geri döner. Marifet yolculuğu işte bu sonsuz denizde Allah'a kavuşmaktır. Bu yolculuğun gemisi nefis, yegane dümeni ise zikrullah'tır. Zikrullah'a gizlice ve ihlasla devam gerekir. Zikrin fazileti tesbih ve duaya has değildir. Aksine Allah'a her yönüyle itaattir. Ancak böyle bir kimseye zakir denir. Mümin bir kuldan istenen zikir, Allah'ı diliyle, kalbiyle ve ruhuyla zikretmek, bütün kuvvetiyle zikrin huzurunu duymak, Allah'a yönelip vesvese veren şeyleri terk etmektir. Böyle bir zikrullah'a devamlılık neticesinde zikir dilden kalbe yönelir, Cenab-ı Allah o kulun kalbine tecelli edinceye değin bu zikir hali devam eder. Bu şerefe erişen insanın içi hikmetle nurlanır, kul Cenab-ı Allah'ta fani olur. Seven sevdiğiyle beraber olurken kalabalıklar bir şey anlamaz. Günlük hayat olanca acımasızlığıyla devam ederken onlar sürekli baş başa kalarak vakitlerini mamur ederler. Bu nedenle zikrin fazileti Allah'a aittir. Allah'ın emir ve yasaklarına ihlasla uymak en büyük zikirdir. Mümin kuldan istenen zikrullah, aynı zamanda emredileni yapmak ve Allah'ı hangi zaman ve mekan diliminde olursa olsun asla unutmamaktır. Bu önemli husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirtilir. Ali İmran Suresi 191. Ayet. Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken hep Allah'ı hatırlayıp zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünürler ve şöyle derler. Ey Rabbimiz! Sen bunları boşa yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru. Ayet-i Kerime öncelikle tefekkür ve ibadeti birleştirmekte, her ikisini de ayrı ayrı zikir olarak ele almaktadır. Burada iki önemli hakikate işaret edilmiş olunuyor. Birinci hakikat, Allah'ın mahlukatını düşünmek açık olan hakikat kitabını incelemek ve bu evreni harekete geçiren Allah'ın kudretini araştırmak, bir anlamda halis bir ibadet, samimi bir zikrullah'tır. İkinci hakikat, Allah'ın kainattaki işaret ve mucizeleridir. Allah'a ibadet eden ve onu zikreden kalplere bu hakikatler tecelli eder. Şüphesiz yer ve göklerin yaratılışı, gece ve gündüzün nöbetleşe yer değişimi gibi
yaratanın nelere güç yetirebileceği düşünülürken, ayakta, oturarak, yatarken, Allah'ı zikrederek tefekküre dalmak ne tatlı bir ibadettir. Bu üç konum insanın 24 saatini içine alır. İmam Gazali, tefekkür kavramı için en üstün nafile ibadettir demiştir. Bu ölçüyü belirtmesindeki başlıca sebep, düşünce içindeki zikrullah gerçeğidir. Ayrıca bu konuda iki özellik vardır. 1. Allah'ı tanımak. Tefekkür, tanımanın anahtarıdır. 2. Allah'ı sevmek. Bu sevgi insana tefekkür sayesinde doğar ve gelişir. Sahabeden nakledilen şu ölçü önemlidir. İmanın nuru ve ışığı, düşünme, tefekkür ve eşyayı incelemektir. Yaratılış ve tüm evreni düşünüp Allah'ın azameti karşısında hayrete düşenler bir anlamda zikir ehli olarak tarif edilmişlerdir. İbadet zikrullah ile özdeş olduğu için kalp ve beden birlikteliği kopmamalı, her an Allah hatırlanmalıdır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anha göre ayette belirtilen zikir namazdır. Takva sahipleri farz namazlarının yanı sıra güçleri nispetinde ayakta, güçleri kesilince oturarak nafile namaz kılarlar tespitini yapmaktadır. Ayrıca müminlerden Allah'ın zatını değil, yaratmış olduğu şeyleri tefekkür etmesi istenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Mahlukatı tefekkür ediniz, yaratıcıyı tefekkür etmeyiniz." buyurmuşlardır. Allah'ı tefekkürle beraber Allah'ı çok zikretmek ve ahiret hayatında cehennem azabından korunmak için Allah'a sığınmak gerekmektedir. Ayet-i kerimede belirtilen o akıl sahipleri korku ve ümit arasında Allah'ı zikrederken tefekkür ve zikir ile bu alemin hakikatine erişilir ve şöyle dua ederler. Rabbimiz, sen birini ateşe soktun mu onu perişan etmişsindir. Çünkü kim sana isyan ederse sen onu zelil edersin. Kudretinin büyüklüğüyle onu yerin dibine geçirirsin. Kim sana düşmanlık ederse onun kurtulacağı yer yoktur. Ancak sen varsın, sana isyan edenin ne refakatçisi ne de yardımcısı vardır. Âl-i İmran Suresi 192. Ayet. Kur'an-ı Kerim'de zikrullahın yeri ve gerekliliği şu şekilde belirtilmektedir. Cuma Suresi 9 ve 10. Ayetler. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız vakit hemen Allah'ı zikretmeye gidin, alışverişi bırakın. Bu, bilirseniz sizin için çok hayırlıdır. Artık o namaz kılınınca dağılın, Allah'ın fazlından arayın, Allah'ı çok zikredin ta ki umduğunuza kavuşasınız. Müminlerin geçim meşgalesinden, dünyevi cazibelerden sıyrılıp, Allah ile baş başa kalması, kendisini zikrullah'a verip Allah'ın hoşnutluğunu kazanabilmesi için belirli vakitlere ihtiyaç vardır. Gönüllerin manevi bir oluşum ile tatmin olması, huzur bulması için geçim peşinde koşarken bile Allah'ı anmak ve onu düşünmek, rızık için çalışmayı bile ibadete dönüştürmek demektir. Zikrullah kavramı temelde Allah'ı anmak veya Allah'ın müjde ve azabını her an hatırlamak olduğu için Kur'an-ı Kerim okumak, Subhanallah, Elhamdülillah zikirlerine devam etmek, farz ve nafile namazlar zikrullah'tır. Bu ayet gereği İmam-ı Azam Ebu Hanife, Cuma namazında hutbenin şartı zikrullah'tır demiştir. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi zikir sözcükleriyle farz yerine gelmektedir. Zikrullah icrası için en uygun zaman dilimi, saatlerin eftali, gecenin son kısmıdır.